Bunu Aziz Başkan da aynı düşüncede olmalı ki bu dönem en çok dillendiren de o oldu. Yani hani Evet. gittiği yerlerde de bu iş Alaaddin Yüksel'le olur, Alaaddin Yüksel'le olur diye. Yani daha önce kapalı toplantılarda dile getiriyordu. Bu Evet, kez bu kez kamuoya açık bir evet şekilde direkt bunu medyada size bir çağrıda bulmuş oldu bir nevi. medyadan duyurmuş oldu. Evet. Yani bu bizim parti tabanından, kamuoyundan gelen talebi 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapmış Aziz Kocaoğlu da özellikle dile getirmiş oldu. Evet. El cevap. El cevap benim de geldiğim nokta, başlangıçta bayağı direnmiştim. Benim de geldiğim nokta şudur. Gerçekten böyle bir şeye İzmir'in ihtiyacı varsa, siyasetin genel olarak Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyacı varsa, çünkü İzmir bizim en önemli nirengi noktamızdır, en önemli dayanak noktamızdır. Buradan mücadele İzmir'den başlarsa başarıya ulaşacak. Bugün de böyle bir görev düşüyorsa biz de gene bu mücadelenin içinde bir şekilde yer almamız, burada yer almamız isteniyorsa ve bu tabii sonuçta genel başkanımızın, genel merkezimizin de kararına bağlı bir şey. Evet. Böyle bir görevlendirme düşerse peki ben de kabul ederim dedim. Ben de oradayım yani şu anda. O zaman Evet. başarılar dileriz bu yolda. Sağ ol, teşekkür ederim.